اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة اعيننا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربي يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر رب زدنا علما وفهما وإخلاصا ونورا وألحقنا بالصالحين آمين يا معين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين بحرمة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم Yüce Rabbimiz sohbetimizi مباركّ eylesin, خيرّ eylesin, rızasına uygun eylesin. en güzel bir şekilde istifade etmeyi hem bu anlatan fakire hem dinleyen siz güzel insanlara nasip eylesin. Amin. Allahü Teala Celle Celaluhu bizleri, analarımızı, babalarımızı, bizlerden dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Yüce Rabbimiz hepimizi, evlatlarımızı, neslimiz, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi, kendi yolundan ayırmasın. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu İslam alemine bütün Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Bütün sıkıntı olan kardeşlerimizin sıkıntılarının gitmesini nasip eylesin. Amin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir dua öğretmişti. O dua Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Ya Rabbi Recebi, Şaban'ı bizlere mübarek kıl ve bizleri Ramazan'a ulaştır diye böyle bir duayı öğretmişti. Biz de yapmıştık elhamdülillah. Ve Allahü u Teala'ya hamdü senalar olsun. Recebi Şerif gitti. Şaban-ı Şerif'in son günlerine geldik ve Ramazanı Şerif önümüzde. Birkaç gün sonrasında 13 Nisan Salı günü Allah'ın izniyle girmiş olacağız. Pazartesi akşamı da teravihimizi ilk teravihimizi kılmış olacağız inşallah. Rabbim şimdiden mübarek eylesin. Dolu dolu böyle geçirmeyi ve inşallah Ramazan-ı Şerif'in sonunda bayram yapacağımızda gerçek bayramımız olan Rabbimize güzel bir şekilde ibadetlerimizi yapıp tövbe istiğfarımızı yapıp sıfır kilometre pırıl pırıl bir şekilde günahlarından arınmış ve efendim günahlarımızın affolunmuş bir şekilde, bir taraftan da cennetimizi kazanmış bir şekilde bayramımıza girmeyi nasip eylesin. Evet dostlar, kitaplarda diyor ki, insanlar Ramazan-ı Şerif bittiği zaman altı ay kadar hep böyle efendim ya Rabbi, Ramazan'daki yaptığım hatalarım olabilir. Ne olursa onları bağışla. Ramazan'daki ibadetlerimizi kabul eyle diye böyle dua ederlermiş. Sonraki kalan efendim bölümde de Ya Rabbi Ramazan'a tekrar ulaşmayı nasip et diye böyle dua ederlermiş. Çünkü muhteşem Ramazan geliyor. Muhteşem Ramazan-ı Şerif'te muhteşem olan güzellikler var. Sadece Müslüman olmak yeterlidir. Müslüman olan kimse için ramazan Şerif'in her anı bereket, her anı rahmet, her anı mağfiret, her anı insan için kazanç olacak. Elhamdülillah. Rabbim ölmüşlerimize rahmet eylesin. Ulaşamayan kimselere efendim rahmetle, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu rahmetiyle muamele eylesin. Ama ulaşan kimselere de hepimize de Ramazani ı Şerif'in kıymetini, kadrini bilmeyi ve Ramazani ı Şerif'i güzel bir şekilde değerlendirmeyi nasip eylesin. Düşünebiliyor musunuz? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki eğer diyorlar Ramazan-ı Şerif'in ne kadar ne kadar ne kadar bereketli ve ne kadar insan üzerinde faydalı olduğunu bilseydiniz bütün senenin Ramazan geçmesini isterdiniz. Onun için muhteşem Ramazan dedik. Muhteşem Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Muhteşem Ramazan-ı Şerifiniz hayırlı olsun. Allahu Teala Celle Celaluhu çocuklarınızı çok hayırlı eylesin. Allahu Teala Celle Celaluhu geleceğinizi geçmişinizden hayırlı eylesin, mübarek eylesin. Allah Celle Celaluhu damatlarınızı, gelinlerinizi de hayırlı eylesin ve gelecek adına inşallah onlarla dünya hayatında cennet hayatını yaşamayı, sonra da inşallah mahşer günü Cennet hayatında peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le aynı sofraya oturabilip e, cemalini doya doya seyretmeyi hepimize, analarımıza, babalarımıza, eşlerimize, çocuklarımıza, aile bireylerimize nasip eylesin inşallah. Amin. Dostlar, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyorlar ki Ramazan-ı Şerif gelince cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır buyuruyor. Yani Cenab-ı Hak ceceleri hikmeti ilahisi, cennet kapıları sonuna kadar açılıyor, cehennem kapıları kapanıyor ve Efendim bu ayda bizler kötülüklere uğramayalım, kötülüklerle uğraşmayalım diye Cenab-ı Hak Celle Cilal, şeytanları da bağlıyor. Böyle bir muhteşem Ramazan'da. İnşallah ilk işlerimizden bir tanesi orucumuzu tutmaya çalışacağız. Hem de zevk ile, aşk ile, neşe ile, keyifle oruç tuttuğumuzun efendim farkında olacağız. Allah emretmiş diyeceğiz. Celle Celaluhu. Allah'ın emri olan orucu kesinlikle tutarken böyle efendim bayılan, ayılan insanlar türünden değil. Cenab-ı Hak Celle daha sabahın sahur saatinde dua ederek Ya Rabbi güzel, razı olacağım bir orucu bana tuttur ve bütün Müslüman kardeşlerime de yardım eyle, bana da yardım eyle, işlerime kolaylık nasip eyle deyip inşallah işlerimizi de yapacağız, orucumuzu da tutacağız. Rabbimizden de bu noktada çok güzel mükafatlar umarak almış olacağız inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de en önemli sünnetlerinden olan Ramazan-ı Şerif'teki teravihimizi de kılacağız. İhmal etmeyeceğiz. Hem de 20 rekat olarak kılacağız. Hatta 20 rekatı da kılarken kitaplarımızın söylediği gibi insan 2 rekat 2 rekat kılmak sünnetiyle 2 rekatta bir selam verecek. O şekilde 20 rekatımızı bitirmiş olacağız. Çünkü efdal olanı, daha faziletli, sevabı daha çok olanı iki rekat, iki rekat kılmaktır. Dostlar, güzel insanlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allahu Teala Celle Celaluhu size Ramazan orucunu farz kıldı, ben de teravih namazını sünnet kıldım. Kim imanlı bir şekilde ve sevabını da Allah'tan bekleyerek orucunu tutar, teravihini kılarsa anasından doğduğu gün gibi günahlarından temiz olur buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillah. Ne büyük müjde. Onun için diyoruz işte muhteşem Ramazan geliyor. Bakın arınmanın, pırıl pırıl olmanın efendim zamanı yaklaştı. Düşünebiliyor musunuz? Şurada birkaç gün sonrasında Allah'ın izniyle teravihlere gidiyoruz. Allah'ın izniyle Ramazan orucunu tutuyoruz. Sonunda da annemizden doğduğumuz gün gibi tertemiz oluyoruz. Rabbim nasip etsin. Rabbim hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Onların da hayırlısıyla kavuşmalarını nasip eylesin. Evet allah Teala Celle Celaluhu bu güzel ayda insanlara mükafat olarak öyle güzel bir ikram daha bulunuyor ki ayın içerisinde insan oruçlu olduğunda iki tane güzellik, ferah, rahatlama yaşıyor. Birincisini iftarda yaşıyor. İkincisini de Allah'ın huzuruna kavuştuğu anda yaşıyor. Birincisinde gerçekten baktığınızda ilk günü Allah'ın izniyle sahurunuz 4.50'de bitiyor. Yani 5'e 10 kala bitmiş oluyor. Akşam da 19.48. Yani 8'e 10 kala diyebiliriz. 12 kala ama biz bunu 10 kala desek yaklaşık 5'ten 5'e kadar 12 saat, 5'ten 8'e kadar da 3 saat ve siz 15 saat oruç tutmuş oluyorsunuz. Yemekten, içmekten kendinizi Allah için efendim geri tutuyorsunuz, alıkoyuyorsunuz. Ve iftara başlayacaksınız. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezan-ı Muhammed'i okundu. Ve siz iftarınızı açıyorsunuz. Orada bir ferahlama yaşıyorsunuz. Orada bir efendim rahatlama yaşıyorsunuz. Şunu da unutmayalım. Hemen geri gelmişken söyleyelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orucunu bozan kimseye orucunu bozarken tavsiyesi hurmayla açın orucunuzu buyuruyor. Yani iftar yaparken hurmayla ilk açılışı yapmaya çalışalım berekettir buyuruyor. Bulamazsanız suyla açın buyuruyor. O da efendim temizliktir buyuruyor. Yani sabahtan akşama kadar efendim o vücudunuz adeta efendim tertemiz kaldı. Suyla da bir daha yıkıyorsunuz. Ondan sonrasında diğer yemeklere başlıyorsunuz. Onun için bu güzel sözü, sünneti yerine getirelim. Ya hurmayla veya suyla başlamış olalım. Yani ilk günce çorbayla, ekmekle efendim giriş yapmayalım. Bu sünneti de yerine getirmiş olalım. Bir de şunu da kesinlikle ihmal etmeyelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz diyor bir yudum suyla da olsun sahur yapınız diyor. Çünkü sahur berekettir. Allahü Teala Celle rahmeti sahur yapanlara yağar buyuruyor. Tam seher vaktinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun sahur yapanlara yağdırmış olduğu o bereketi, o rahmeti kaçırmayın. Yani akşamdan yemiş olabilirsiniz. Akşamdan tok olmuş olabilirsiniz. Efendim ama en azından saatinizi kurun ve efendim ilk günündeki takvimi söyledim. 5'e 10 kala yani 4.50'de çıkan sahura kendinizi ayarlayın dört buçağı mı, dört ayı yirmiye mi, dört çeyreğe mi kurarsınız? Dolayısıyla muhakkak ama muhakkak bir sahur için kalkın. Sahur için kalktığınızda da her bir gece mümkünse iki rekat bir teheccüd namazı kılmaya çalışalım. Böyle rahmetin, affın, mağfiretin sağnak sağnak yağmış olduğu bir saatte insan ayakta olmalı. Allahü Teala'dan çok isteyeceğimiz şeyler var. Dolayısıyla onlar özellikle o saatte dualar kabul oluyor. Onlar isteyelim, dilekçemizi yaz, yazalım ve içeriye verelim, merkeze sunalım. Rabbim dualarımızı kabul eylesin, Rabbim mübadetlerimizi kabul eylesin ve Rabbim inşallah bizleri kulluğuna kabul ettiği gibi rızasına da eriştirsin. Razı oldum senden diye böyle bir müjdeyi cennetinle, cemalinle bizlere ihsan eylesin, ikram eylesin. Amin. Aziz arkadaşlarım, değerli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şunu da söylüyorlar. Ramazan-ı Şerif ayıyla ilgili buyuruyorlar ki, oruç sabrın yarısıdır. Allahü Teala Celle Celaluhu bir gün oruç tutan kimseyi cehenneminden 70 sene uzaklaştırır. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bir daha söylüyorum. Allahü Teala Celle Celaluhu kendi rızası için bir gün oruç tutanı cehenneminden 70 sene uzaklaştırır buyuruyor sevgililer sevgilisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Ramazan-ı Şerif'te insan güzel bir şekilde inanarak, sevabını bekleyerek orucunu tutarsa, geçmiş bütün günahları bağışlanır ve şunu iyi bilin ki, Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize ifade buyuruyor. Oruçlunun susması tesbihtir. Oruçlunun uykusu ibadettir. Oruçlunun duası da kabul olunur, makbuldur. Oruçlunun sevabı katmerlidir. Yani Allah sevabını kat kat verir. Allah Celle Celaluhu'nun katında Oruçluğun nefesi mis kokusundan daha güzeldir. Allahu Ekber. Yani biz mesela açlık kokusu vardır ya, ağzından çıkan böyle o açlıktan gelen koku, insanı belki gerçekten o anda böyle uzaklaştırıyor. O kokuyu duymak istemiyorsunuz. Ama Cenab-ı Hak benim rızam için kokmuş olan o ağız benim rızam için oruç tutmuş ve kokmuş. O benim katımda mis kokusundan daha güzeldir diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor. Sonrasında yine Peygamberimiz Aleyhisselatü ve Vesselam diyor ki kıyamet gününde oruç ve Kur'an gelecekler sahiplerine şefaat edeceklerdir diyor. Oruç diyecek ki ya Rabbi senin rızan için aç kaldı. Ben burada şefaat etmek istiyorum müsaade eder misin? Buyurun müsaade edilmiştir. Kur'an diyecek ki ya Rabbi benim için uykularını böldü. Kur'an okudu, Kur'an öğrendi. Kur'an'ı bırakmadı. Şefaat etmek istiyorum. Buyurun şefaatin haktır. Rabbim nasip etsin inşallah. Rabbim nasip etsin. Onun için muhteşem Ramazan-ı Şerifimizin muhteşem günlerine yaklaşırken kesinlikle ama kesinlikle orucumuzun zevkini, heyecanını taşıyarak efendim orucumuza girmiş olacağız inşallah ve bir taraftan da oruç tuttuğumuzun farkında olacağız. Oruç tutan bir kimse tabii bir taraftan da sadece midesini, karnını oruç tutturmayacak. Gözünü oruç tutturacak, kulağını oruç tutturacak, dilini oruç tutturacak, ayağını, elini oruç tutturacak. Gazaplanmayacak, şiddetlenmeyecek, efendim hiddetlenmeyecek, insanlara karşı böyle esnek olacak. Özellikle de, özellikle de iş sahipleri, işverenler, oruç tutan kardeşlerini iş yerlerinde yardımcı olacaklar. Çalıştırdıkları kimselere erken gidin evinize diye müsaade edecekler. Allah Celle Celaluhu onlara da efendim her türlü yönden siz madem böyle merhametli oldunuz, ben de size merhametli oluyorum deyip kapılarını sonuna kadar açacak. Sakın ha! Beni ilgilendirmez senin oruçlu olma. O senin işindir. Ben efendim kendi işimi isterim diye böyle bir bağnazlık tutuculuk, yanlışlık yapmayalım. Allah için insanlara bu noktada yardımcı olursak Allah da bize yardım eder, yardımcı olur. Oruçlu olan kimseler sabah halin erken işlerine giderler. Öğlenden sonra da erken geldiklerinde namazlarını kılıp yanında da istirahatlerine çekilirler. Ve orucu daha önce de söylemiştim sakın birileri şöyle bir yanlışlık yapıp da konuşmasın. Efendim sen oruç tutmuyorsun, orucunu efendim uykuya tutturuyorsun falan gibi Hayır. Az önce hadis-i şerif okuduk. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam oruçlunun uykusu da ibadettir buyuruyor. Kendimizi oruç ayında, Ramazan ayında programlayalım. İnşallah Kur'an da çok okuyalım. Tesbih çok çekelim. İstiğfar çok yapalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in şefaatçi olacağını haber verdi. E şimdi Kur'an'ın inmiş olduğu bir aydayız. Ramazan-ı Şerif geliyor. Kur'an'ın inmiş olduğu bir ayda en çok Kur'an'ı hatmetmek lazım. Mukabelelere gitmek lazım. Kendimiz birebir Kur'an-ı Kerim'i okumamız lazım. Kur'an dinlememiz lazım. Tesbih çekmemiz lazım ve insan gününü 24 saatini güzel bir şekilde önüne kağıdını kalemini alacak ve efendim kendisine şu saat yatacağım, bu saatte kalktım, Kur'an'ımı okudum, işime gittim, şöyle istirahat ettim deyip de bir tablo çıkartacak. Rabbim çok kolay etsin inşallah. Kabul eylesin. Rabbim rızası uygun bir şekilde Ramazan-ı Şerif'in oruç tutmayı nasip eylesin. Sohbetimin sonunda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabe-i kiram tarafından anlatılan şu olayını sizinle paylaşmak istiyorum. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün minber dediğimiz hutbe irade edilen camideki olan basamaklı yere çıkacağı sırada birinci basamağında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam amin dedi. İkinci basamağında yine amin dedi. Üçüncü basamağında yine amin dedi. Sahabe Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her halini fotoğraflıyordu. Her haline efendim bakıyorlardı. Ondan örnek almaya çalışıyorlardı. Bunda çok ilginç bir şeyle karşılaştıkları için dayanamadılar. Namazdan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sokulup e, yanına şöyle bir şey e, kendilerinden rica ettiler. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem senden rica ediyoruz. Bu üç basamakta ayrı ayrı amiller dedin. Bunun hikmeti nedir? Bize anlatır mısınız? Sevgililer sevgilisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Birinci basamağındaki amini söylemesinin nedenini şu şekilde açıkladılar. Cebrail aleyhisselam, Cebrail kardeşim geldi ve bana bir dua söyledi. Amin demem istedi. Ben de amin dedim. Duasında şöyle söyledi. Kim Ramazan-ı Şerif'e ulaşır da Ramazan-ı Şerif ayının içerisindeki olan o güzelliklerden istifade etmeden rahmetiyle, mağfiretiyle, bereketiyle, cehennemden azad olmasıyla o güzel ayı dolu dolu geçiremiyor. Bir yerinden böyle bir ufacıkta istifade etme yoluna gitmiyor. Sonunda da kaybediyor. Burnu sürtülsün. Burnu sürtülsün buyuruyor Cebrail Aleyhisselam ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da Cebrail Aleyhisselam'ın bu sözüne karşı amin demesini istedi ya amin demek zorunda kaldı. İkincisinde Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin ismini duyup da salavat-ı şerife getirmeyen kimsenin de burnu sürtülsün buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem amin dedi. Başka bir şey de yapamazdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismini duyup da böyle zevkle, heyecanla Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala al Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme salli ala Muhammedin ve ala al Muhammed Bunlardan daha güzel ne olabilir? İnsan için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir insan bir salavat-ı şerife getirdiğinde Allah ona on salat ediyor. On defa ona rahmet ediyor. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yakın olmak isteyen, ona efendim mahşer günde, kıyamette, cennette en yakın olmak isteyen kimse en çok salavat-ı şerife getirenlerden olsun. Buyurulmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı kendini bilmez. Efendim zavallılar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini söylerken yanına salavat-ı şerife getirmeyi ekleme noktasında ben bunu yapmam diyor kendine göre. Yağcılık çekmek mi dersiniz? Kibir gurur efendim abidesi he? Yuh sana. Yazık sana. Evet. Kaybettin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Allah Celle Celaluhu salat etmiş. Melekler salat etmiş. Bize ne oluyor ki? bismillah. İnna Allah ve melekleri o yu salluna Şüphesiz Allah ve melekleri peygamberin üzerine salat ederler. Ya eyyuhellezina amenu sallu aleyhi. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وعلى آل سيدنا محمد. اي إمام دار سيزا بيكمبل الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. تفسير لدى دركي صحابي إكرم صلو يارسل صلو 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 Namazda okumuş olduğumuz salavat-ı şerifeyi bize öğretiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şunu söyleyin. <laughs> Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala al İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala al Muhammed. Kema barikte ala İbrahim ve ala al İbrahim. İnneke hamidun mecid. Rabbim çokça söylemeyi, ve sonra da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakınına kadar gidebilmeyi nasip eylesin inşallah. Üçüncü basamakta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki bana Cebrail şöyle dedi. Allah bir kimsenin yanında annesi babası var onlara hürmet göstermiyor. Annesi veya babası bunlar efendim yaşıyor hayatta o hala onlar sayesinde cenneti kazanamıyor ve efendim onların rızasını elde edip de Allah'ın rızasını elde edemiyorsa o kimsenin de burnu sürtülsün. Amin dedim. Üç basamakta ayrı ayrı amin demesini böyle açıkladı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hakikaten anne baba rızası Allah'ın rızasıdır. Anne babanın efendim hiddeti Allahü Teala'nın hiddetidir. İnsan çok dikkat etmeli. Annesini, babasını asla üzmemeli ve annesinin, babasının rızasını elde etmek için de böyle adeta tiyatro çevirerek etrafında pervaneler gibi dönmeli. Çünkü annenin, babanın istepnesi yok. Yarın efendim gittikleri zaman alas mağlık dediklerinde bir daha da gerisin geri gelmiyorlar. Senden razıyım evladım demiyorlar. Onun için hayatta olan kıymetini bil kardeşim, bil, bil. Rabbim kazanmayı nasip etsin inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi ahir ve akıbetlerimizi hayriyle Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Son nefeste iman Kur'an şehadet nasip eyle. Evlatlarımızı, neslimiz, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi çok hayırlı eyle. Dünyada ahiret sıkıntı çektirme Allah'ım. Ramazan-ı Şerifimizi şimdiden mübarek eyle. Dolu dolu geçirmeyi nasip eyle. İslam alemine yardım eyle. Doğu Türkistan'dan, Filistin'den, Gazze'den, Yemen'den, İttip'ten, Suriye'den, nerede varsa bütün dünya Müslümanlarına, kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi hastalarımıza şifa, dertlere deva, borçlara dağlar nasip eyle. Kimseye muhtaç etme. Kendi kapından başka kapı aratma. İlim, amel, ihlas nasip eyle. İşe yarama ilimden, doymayan gözden, ürpermeyen kalpten, kabul olunmayan duadan sana ısırırız Allah'ım. Helal rızık, salih amel, güzel ahlak nasip eyle. Amin, amin, amin. سبحان الله وبحمده سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين dualarımızın kabulü için, günahlarımızın affı olması için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların fethi şerlerin için ve üç aylarımızın mübarek olması için, Ramazan-ı Şerif'e hayırlısıyla ulaşıp da o mübarek ayı çok güzel değerlendirebilmek için ve bütün ölmüşlerimizin ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun. Ben size dua edeyim siz de bana bu fakire dua edin. Allah hepinizden razı olsun. Haftaya buluşmak üzere inşallah.